kez daha merhaba Kanal T ekranlarından herkese sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yönetmenim Ersan Balıkçıoğlu'yla birlikte ve akşam üzeri programımıza başlıyoruz. Sevgiyle, saygıyla tabii ki her zaman olduğu gibi. Efendim, bu akşam Türkiye'nin maçı var Letonya'yla. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ona çeyrek kala Türkiye'de oynanacak. Türkiye tabii ki çok çok iyi başladı grubunun Dünya Kupası elemelerine. Tabii ki grubun favorisi Hollanda'yı farklı yendi, grubun diğer favorisi Norveç'i yine farklı yendi ve bu akşam grubun bir diğer favorisi, yani aslında ilk üçün en önemli favorileriyle karşılaşacak, karşılaşıyor olmuş olacak. Letonya, Latvia ile bu akşam oynuyor. Türkiye. Türkiye'de ilginç bir COVID tabii ki ulusal futbol takımında COVID vakaları görüldü. Bu haberler bir miktar korkuttu tabii ki Türkiye Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Letonya ile oynayacağı maç öncesi 3 tane pozitif vaka görüntüsü vardı. Son dakika haberleri bunlar. İspanya'da oynanan maçın ardından Türkiye'ye dönen futbolcuların 3 tanesinde test pozitif çıkmıştı. Bu 3 futbolcu kafileden ayrılacak. Hollanda maçı öncesi herhangi bir oyun, 2 oyuncu da aynı şey bulunmuştu. 8'e çıktığına dair haberler var ama şu anda öyle bir görüntü, öyle bir haber bana ulaşmış değil veya benim öyle bir habere ulaşmışlığım yok. Efendim, koronavirüs Amerika'da tamamen kontrolünü yitirdi. Avrupa'da 3. dalgadan, Türkiye'de 3. dalgadan söz ediliyor. Ve Türkiye'de de gerçekten kontrolden çıkmış gibi bir görüntü var. Ama Amerika'da gerçekten felaket haberleri söz konusu. Ona döneceğiz ama bu akşamki maçların programını sizlere verelim. A grubunda Azerbaycan, Sırbistan, yani Avrupa'nın A grubunda Dünya Kupası elemelerinde Lüksemburg, Portekiz, Azerbaycan, Sırbistan maçı 7'de, Lüksemburg, Portekiz maçı ve bundan sonra söyleyeceklerimden Kıbrıs ile Slovenya arasındaki maç dışındakiler 21.45'te başlayacak. Evet, E grubunda Belçika, Belarus, Galler, Çek Cumhuriyeti, G grubunda Cebeli Tarık, Hollanda, Montenegro, yani Karadağ, Norveç ve Türkiye, Letonya maçları var. H grubunda Kıbrıs Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Cyprus, Slovenya, saat 7'de bu maçta başlayacak. Hırvatistan, Malta ve Slovakya, Rusya karşılaşmaları var. Bu akşam bu maç Slovenya ile Türkiye arasındaki, özür dilerim, Güney Kıbrıs arasındaki maç güneyde oynanacak. Bu akşamki maçların durumu böyle. Yarın akşam Yunanistan, Gürcistan, İspanya, Kosova var B grubunda. C grubunda Litvanya, İtalya, Kuzey İrlanda, Bulgaristan. D grubunda Bosna, Hersek, Fransa, Ukrayna, Kazakistan. F grubunda Avusturya, Danimarka, Moldova, İsrail, Skoçya, Faroe Adaları ve I grubunda Andorra, Macaristan, İngiltere, Polonya, San Marino, Arnavutluk. J grubu var yarın akşam. Ermenistan, Romanya, Almanya, Kuzey Makedonya ve Liechtenstein, İzlanda arasındaki karşılaşmalar oynanacak. Bir kez daha hatırlatalım, bu akşam Türkiye-Letonya maçı 21.45. T
Tekrar COVID'e dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. Bu arada Baron Nuri'ye Napan abi memleket battı diyor. Selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten memleket batmış durumda ama Amerika'nın durumu çok daha vakim. Gala için ne mi olacak diye soruyor Asaf abi, Masaf Şenol. Ev garantinasının nasıl başladığını hatırlayalım. Bence yarın yeni kararlar alınacak ve bu gala yasal hale getirilecek diye düşünüyorum. Abi gala yasal hale getirilse de, getirilmese de, bugün başbakanın söyledikleri bana göre aklımızla dalga geçmektir. Ama hatırlatın bana da döneceğim bu konuya. Çünkü bu konu bugünkü önemli konularımız arasındadır. Pandemi hastanesinin açılışına izin verdik, galaya da veriyoruz dedi Sayın Ersan Saner. Resmen bizimle dalga geçti. Pandemi hastanesine de izin verdik dedi. Yani abi hırsızsın, çaldın bir malı, şimdi hapistan çıktın ikinci malı da çalıyorsun. Ben çaldıydım, ikinciyi de çalarım. Birinciyi çaldığıma göre ikinci. Yani sen zaten birincide de, tabii ki birinci bambaşka bir olaydı. Türkiye'den konu Cumhurbaşkanı gelmişti. Bu galadır be arkadaş bu. Bunun hiçbir ne kutlaması var ne mutlaması var. Yani özel sayılan bir televizyon kanalının özel bir dizisi. Saygımız sonsuz sanatçıların tümünün, sabah da söyledim, ellerinden öpüyorum. Ama bu nasıl bir çelişkidir? Yani Ahmet Kaya hayatta olsa bu ne yaman çelişki Ersan diye şarkı söylerdi böyle. Elinde ayşesiyle. Yani olacak gibi değil ama döneceğiz biz buna. Döneceğiz çünkü bu gerçekten komiktir. Komik ötesi hukuksuzdur, yanlıştır, bizimle dalga geçmektir, hiçe saymaktır bugüne kadarki çalışmaları, bilim dışıdır en önemlisi ve iki tane bilim insanı sayılan insan söz konusudur. Biri Ünal Üstel diş hekimidir, diğeri müsteşarımız doçent doktordur ve bu ülkenin çok değerli bir hekimidir. Ve siz bütün bulaşıcı hastalıklar üst komik. Yarın bunun kararını mı değişecekler? O daha komik olur. O tam komik olur. Mümkün değil. Evet. Aklımızla dalga geçtiklerini sanıyorlar dedi Asaf Şenol. Abi sanmıyorlar. Geçiyorlar. Bizimle resmen dalga geçer. Mahitap geçer. Ya ben çok üzülüyorum. Ben bugün yani öğleyin de gündem Kıbrıs'ta canlı yayındaydım sevgili. Var konuydum. Orada da söyledim. Yani ben artık yapacak hiçbir şeyim kalmadı, usandım. Ve ben açık açık 3 milyon dolar istiyorum hükümetten. Bana versin de ben kaçacağım artık. Deliremem daha fazla. Verirlerse tabii ki vermezler. 3 milyon dolar. Mark da kabul ederim yoksa yok, o Alman zamanındaydı. Euro da olur. Dolar da olur. İsterinin 2 milyon 900 bin. Düştüm isterliğini biraz, kur icabı. İsterlin yani bizi mahvetti. İsterlin belimizi kırdı. Ekonomi çok kötü durumda. Onu da okuyacağız. Nedir durum? Türkiye nereye gidiyor? Şu anda biraz sonra ona da bakacağız. Ama gelin bir Covid'i atlamayalım. Çünkü Amerika 4. dalgayla karşılaşmaya hazırlanıyor. 31 milyon vaka var Amerika'da. Ve şu ana kadar 563 bin can kaybı var. 563 bin. Bizde tahmin edilen nüfusun büyüklüğü kadardır. Bazılarının tahmin ettiği. Bu konuyu gündeme getiren en önemli isim de, yani koronavirüs dünya genelinde can almaya başlarken Amerika'yı mahvetmek üzeredir. 4. dalga yaklaşıyor diyen kişi, Amerika'da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC'nin direktörü Rochelle Walensky. Rochelle Walensky diyor ki, ABD 4. dalgayı yiyecek, kaçamaz dedi. Kaçamaz. Yazılı metnin dışına çıkan ve duygusal bir konuşma yapan Walensky, Beyaz Saray'da yapmış konuşmayı, bir eş, bir anne ve bir evlat olarak konuşuyorum. Lütfen biraz daha dayanın.
felaketin yaklaşmakta olduğunu düşündüğümü aktarmak istiyorum. Umutlu olmamız için çok fazla potansiyel ve gelişme var. Ancak şu an sadece korktuğumu söyleyebilirim. Günlük, Valenski diyor ki günlük 70 bine fırladı. Evet, Amerika'da günde 2,5 milyon kişiye aşı yapılıyor. Ama yine de rakamlar çok hızlı bir şekilde artıyor. Günlük vaka sayısı bir haftada %10 arttı ve 70 bin seviyelerine yükseldi. Bunu üzüntüyle sizlere söylemek zorundayız. Ve Türkiye'de ekonomi. Times gazetesinin BBC Türkçe'de yayınlanan yorumuyla ilgili bir haber var. Yani Times'ın BBC'de yayınlanan yorumu. Erdoğan Türkiye'nin tekleyen ekonomisine güveniyor başlıklı haberinde artan enflasyonun ana caddelerde işlerin yoğunluğuyla dikkatleri diğer kötü haberlerden uzak tutmayı uman bir cumhurbaşkanı için hayra alamet olmadığı yorumunda bulundu. Times İstanbul muhabiri Anna Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haberde İstanbul'da günlük temizlik işlerine giden Ayşe Öztürk'ün markete her gittiğinde alışveriş sepetinden neyi çıkartabileceğini düşündüğünü belirtiyor. Şimdi markete gidiyorsunuz ve enflasyondan dolayı her gün aldığınız ürünlerden bazılarını artık kesmeniz gerekiyor. Veya yemeğe koyduğunuz et miktarını düşürmeniz gerekiyor. Hafta sonu yaptığınız mangalı ay sonuna düşürmeniz gerekiyor. Veya ay başına, ayda bire. Yani haftada biri, ayda bire. Bu tabii ki insanın yoksullaşması demektir. Çok basit örneklerle anlatıyorlar burada. Haftada 6 gün çalışan Ayşe Öztürk'ün gündeliğini her yıl yükselttiği ve bu yıl 200 liradan 250 liraya kaydediliyor. Ancak ücretine zam yapar yapmaz, gıda ve temel tüketim maddeleri de fiyatını artırıyor. Bizde hiçbir ücrete zam yapılamıyor. Hayat pahalılığı ödeneği de kaldırılıyor. Asgari ücret hayat pahalılığı ödeneği kaldırıldığı için artırılamayacak. Dolayısıyla kimsenin gelirinde bir artış beklentisi de mümkün olmayacak. Böyle bir durumda fiyatlar yükselince ne olacak? Tabii ki insanların alım gücü haliyle düşmüş olacak. Buna Türkçe'de yoksullaşma, Kıbrıslıca'da fukareleşme denir. Fukara, anladınız? Evet. 49 yaşında iki çocuk annesi Öztürk, markete gidiyorum, 3 şey alıyorum, sonra ödediğim fiyata bakıyorum, eve çok büyük oluyor. Bir sonraki dükkana gittiğimde almayı düşündüğüm şeyi almama yetecek kadar param kalmamış oluyor. Evet, olay bu. Evet, Türkiye'de resmi enflasyon oranı %15.6. Ancak gayri resmi tahminler çok daha yüksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 gün önce gece yarısı çıkarttığı bir kararnameyle Öztürk ile birlikte milyonlarca Türk'ün durumunun daha da kötüleştiği ifade ediliyor ve görev süresi 5 ayı bulmayan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal faiz oranlarını artırdıktan sonra görevden alındı. Ağbal'ın yerine gelen Şahap Kavcıoğlu, Erdoğan'ın partisinden eski bir milletvekili ve Cumhurbaşkanı'nın alışılmışın dışındaki ekonomi felsefesine yüksek faiz oranlarının yüksek enflasyonu beraberinde getirdiğine inanıyor. Türkiye'nin ana caddelerinde ise tersi kanıtlar gözler önünde diye yazmış Times gazetesi. Yumurta, yemeklik yağı, her şey pahalı. Maaşım yetmiyor. Salgın döneminde 3 ay çalışamadım. Kocam da işsiz. Devlet yardımına başvurdum ama hiçbir şey alamadım diyor. İnsanlar gerçekten yoksul.
Ağbal'ın görevden alınması görünürde anlaşılmazdı diyen Times, Ağbal'ın kısa görev süresinde TL'yi güçlendirdiğini, yabancı yatırımcıların Ağbal'a güvenin bir göstergesi olarak Türkiye'ye geri dönmeye başladığını ifade ediyor. Muhalif bir gazetenin de Cumhurbaşkanı'nın ne düşündüğünü sadece Cumhurbaşkanı biliyor manşetiyle çıktığı kaydediliyor. Şimdi şakalar bile yapılıyor. Mesela Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan bir kişi bekarsa ve kız istemeye giderse deniyor ki yani iyi bir işin yok, senin sürekli bir işin yok, nasıl sana kız verelim deniyormuş. Hatta daha da kötü esprileri var. O kadar hızlı değişiyor ki Merkez Bankası Başkanları. Adam evde karısına diyor ki sanırım hanım diyor. Bizim aşılama sırası gelmeden Merkez Bankası Başkanlığı sıramız gelecek bu gidişle. Şimdi bu hızla bir değişim haliyle istikrar açısından çok kötü görüntü ortaya koyuyor. Ve şu anda mesela bu bizi daha fazla vuruyor. Bizim gibi sürekli kullandığımız para birimi ve sürekli ithalata dayalı bir ekonomimiz olduğunu da herkes görüyor. Yurt dışından geliyor ürünlerimizin çoğu. Dolar ödüyoruz, fiyatlar yükseliyor. 11.41 şu anda bir İngiliz sterlini, bir euro şu anda 1 euro 9.74 Türk lirası ve bir Amerikanos dolaros, bir Amerikan doları 8.31 şu anda bendeki ortalama bir rakam sizlere aktardığım. Evet. Tabii neler olduğu söyleniyor. Üç konu üzerinde çok duruluyor. Dört konu üzerinde. Biri HDP'ye açılan kapatma davası. Diğeri HDP'li Ömer Gergerelioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden bir kararnameyle çekilmesi. Bunlar tabii ki sıkıntılı bir olay. Ve Amerika'nın da kaygı verici olarak tanımladığı bazı durumlar bunlar. Tabii Amerika kaygı verici dediği anda dolar yükseliyor. Amerika o ne güzel dediği anda dolar bir miktar tabii ki değişiyor. Neden böyle bir şey oluyor? Çünkü seçim ihtimali var ve tabii ki bazı konularda Erdoğan'ın tabii ki haklı olduğu da söyleniyor. Çünkü seçimi kazanması söz konusu, öyle istiyor. Turizmin Türkiye ekonomisinin %11'ini oluşturduğu, 2.2 milyon istihdam sağladığını belirten Times aynı zamanda turizmin de Türkiye'ye mümkün olduğu kadar yabancıyı en kısa sürede getirmeyi hedefliyor ama bu da vakalar nedeniyle umulduğu kadar mümkün değil. Özellikle İngiltere'den her gün iptal geliyor. Çünkü İngiliz tur operatörleri Temmuz'da açılmayı gözlüyor. O tarihlerdeki uçuşlar ve rezervasyonlar arttı. Ama o da muamma tabii ki şu anda bir beklenti durumunda. Geçen yıl mali anlamda hayatta kalmaya çalıştık diyor. Kim diyor bunu? Marmaris'teki Emre Otellerinin yönetim kurulu başkanı Mustafa Deliveli. Zamanımızın çoğunu bankalara kredi geri ödemelerini müzakere ederek geçirdik. Bu yıl işlerimizi ikiye katlarız diye umuyorduk. Hayatta kalamayız artık. Bu durum bizim için daha da kötü tabii ki. Nasıl şekilde bir ekonomist, bir ekonomi uzmanı, aynı zamanda iş dünyamızın çok önemli isimlerinden biri, Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan diyor ki, ekonomi tamamen güvene ve istikrara dayalıdır. Genç TV'de Sayın Nazar Erişkin'in sorularını yanıtlamış Gündem Kıbrıs'tan okuyorum haberi. Ekonomi tamamen güvene ve istikrara dayalıdır. Özellikle dışa yansıyan açısından Türkiye son yıllarda bunu başaramadı. Türkiye'de bu yıl içerisinde bir baskın seçim bekliyorum. Bu seçime giden süreç ve bu seçim sürecinde atılacak adımlar ekonomiyi de etkileyecektir. Türkiye'de esecek bir rüzgar Kıbrıs için de bir fırtınadır diyor
ekonomik anlamda. Bu tabii ki şu anda bizim durumumuz ne? Şu anda bizim durumumuz resmen içinden çıkılmaz kötü bir durum. Bunun üzerine biz moralmen de yıkılıyoruz. Sanki birileri bir yerden düğmeye basıyor. Sürekli olarak bir grup insan aşağılanıyor. O aşağılanan grup karşı tarafı aşağılamaya çalışıyor ve kavga büyüyor. Şehitler üzerinden bile kavga ediyoruz. Ki en son kavga etmemiz gereken yerdir diye düşünüyorum. Bizim şehitlerimiz üzerinden kavga edilmemeli. Bu şehitler üzerinden trollerin bize ne bileyim çamur atmasına fırsat verilmemeli. Çok dikkat etmeliyiz bu konuda. Bizi çok önemli bir Cenevre süreci bekliyor. Bu Cenevre sürecine gerçekten çok dikkatli gitmeliyiz. Ama sanki söylediğim gibi birileri sürekli dürtüyor. Sürekli birilerini böyle gırbaçlamak istiyor gibi. Kokteyl bunlardan biri. Bu kokteyl bizim şartlarımızda gereksiz. Bakınız bir izleyici nasıl bir mesaj gönderdi. Sabah programımıza gelen bir mesajdı bu, okuyacağım sizlere. Sevgili Sertat Serdar'ın, abi diyor, eğer kokteyl olacaksa 2 gün önce doğum günü partisinin aldığı ceza ve mahkemeye verilmiş olmaları var. Bence mahkemeye vermekten vazgeçmeliler. Bu insanlara paralarını da iade etmeliler. Şimdi bu arkadaş haksız mı? Bu arkadaş haksız mı? Bence çok haksız. Atınç Cangil, aslan aç kalırsa sağa sola saldıracak anlayana iyi yayınlar, al da gel diyor. Yediğimiz peyniri sterlinle öderiz. Tele ödeniyoruz. Vakalar mı bitmez? Kardeşciğim, aha enosista gerçekleşiyor. Dalga geçiyor tanıcak. Şener Dağgül, Serhat kardeşim hep hataları konuşuruz ama bu vekiller hiç mi iyi bir şey yapmıyorlar? Abi görmedim. Görmedim. Yani dün söyledim bir tek. Mesela hapishanede dedik, lütfen hızlandırın şartlı salı vermeleri. Lütfen boşaldın onun içini, gevşedin çünkü ha dedik. Ondan sonra bir tane gardiyan COVID çıktı. Bugün dedikodular aldı ortalığı götürüyor. 5 tane temaslı var. Yarın Allah göstermeye mahkumlara bulaşırsa ne yapacaksınız? Ne yaparsınız? Orada tedavi edeceksiniz kendilerini. Orada içeride. Öyle üst üste yatırken insanlar. Ne yaparlar Şener'im güzel? Eğer sen güzel bir şey görüyorsan biz körük görmeyik. Ama sen gerçekten görüyorsan ben okuyacağım gönder bana de ki bunu yaptılar biz de alkışlayalım bravo diyelim. Ama bundan daha kötüsü var mıdır sevgili Şener kardeşim? Yani şöyle bir benzetme yapayım. Şener bizim yıldız futbolcularımızdan biriydi. Türk Ocağı'nın sevgili Şener abim. Yani sen defansta oynardın. Tuttun topu 18'in köşesinden baktın senin galeci de önde. Kendi galecin ha. Lak attın ya bir tane gol. Kendi galene döndün kendi galene. Aman dedin unuttum hata yaptım dalgınlığıma geldi veya bu bir kabahat. 2 hafta sonra döndün kendi galene bir gol daha attın. Dediler Sabe Şener ne yapan? Geçen defa attıydım dedin. Şimdi başbakan bizim aklımızla bu şekilde dalga geçer. Sen böyle bir şey yapabilir misin ya? Ya insan kendi galesine bilerek ve isteyerek gol atar mı ya? Hayır. Mecbur kaldım da vurdum dedi. Açtık pandemi hastanesini. O günlerde Maraş bilmem ne böyle. Bağlayamadık zaten ondan sonrasını gibime geliyor. Ne yaptık sonra dedi ki Rum tarafındadır kalabalık esas ondan gelir. Rum tarafında işçiler getirir. Tamam kapattık. Bıraktık o tartışmayı. Unuttuk. Bizde zaten hafıza-i beşer meselesi biraz geriden kalır. Ne yaptık ondan sonra şimdi? Kokteyl yapıyoruz Şener kardeşim. 400 kişilik. Çalışanlar, korumalar, sekürityler, güvenlikler, müvenlikler derken olacak 550-600 kişi uğraştı.
Ve ondan sonra bunlar çıkıp ahaliyle karışacak. Bunu o diziyi, hele o dizide görev alan sanatçı, yönetmen, emekçi herhangi insanları aşağılamak, onlara karşı gelmek, dizinin mentalitesine, mantığına karşı gelmek, siyasetini yapmak değildir. Bu senin aldığın kararla alakalı suç işlediydik. Dolayısıyla bir suç işleme daha hakkımız vardır gibi bir ilginç felsefedir sevgili Şener Dağgül. Nasıl bir felsefedir bu? Üstelik diyebilirsiniz ki geçen defa CHP'yle iktidarda pandemi asla... Yok, gene sizdiniz iktidarda. Başbakan belki farklıydı. Ama gene Ulusal Birlik Partisi. Anladın? Dolayısıyla bu kabul edilebilir bir şey değil. Evet, biz en azından kurallara uyalım diyelim. Bilmiyorum. Yani ben diyor, kim diyor bunu? Mesela bir arkadaşım diyor ki ben açacağım barımı diyor. Evet. Ben açacağım barımı ve saat 21'de de kapatmayacağım, 22'de de kapatmayacağım. Hotri meydan. Galayı yaparsanız. Ne yapardınız? Biz de gala yapardık. Neyin galası? Film çektik. Hani film? Aha, çektik yeni bunun içinde. iPhone içinde. Nedir oğlum filmimiz? Kısa bir film. Nedir film? Cowboy ata bindi. Denize doğru atını sürdü. Sonra iskeleden atladı. Ve denize düştü. Atla beraber. Ki at atlamaz normalde. Suya atlamaz at ama atladı. Hatta biz İngilizcesini bile yaptık. Nasıl mı yaptık? Cowboy, horse. Dıgıdık 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 dıgıdık. Cumburlop. İngilizcesi. Bu filmin İngilizcesi. Galamızı yapıyoruz bu akşam. Hoş geldiniz. Ne verelim? Ne verelim abime? Derdi Cem Yılmaz. Ne verelim abime? Anladın meseleyi? Evet. Siyaseti unutalım. Tabii ki. Karpuz zamanı geliyor. Elim karpuzla dağa çıkalım piknik yapmaya diyor Sayer Aker. İbrahim Oktaylar Korrek diyor. Hukuk adalet sakızı ile avunalım. Evet, aklımızla kesinlikle dalga geçiliyor ve bu bizi çok 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 üzüyor. Çok üzüyor bizi. Dayanacak bir gücümüz de kalmadı çünkü açıkça bizimle oynuyorlar ve yapacak hiçbir şeyimiz de yok. Ne yapıyoruz? Biraz eleştirdik mi? Bu defa vay! Türkiye düşmanı. Hadi oğlum. Gene nereden çıktı bu? Biraz daha eleştirirsiniz. Vay Rumcu derler. Biraz daha eleştirdiğinizde bunun diyor söyle be kaç pasaportun. Ben söyledim mi daha önce? Ben söyledim daha önce kaç pasaportum olduğunu. Benim iki tane pasaportum var. Hem Kıbrıs Cumhuriyeti hem British. İngiliz pasaportum da var. So what? Who hasn't got? Kimin yok? Ha? Kimin yok ya dayım? Amcam, kimin yok? Herkesin var. Nedir yaptığınız? Ne? Amaç ne? Ha, sakin olalım. Doğrudur. Bugün yazdığımız gibi sakin olalım. Ama bugün yazdığımız gibi ne yazdık bugün? Bugün yazdık ve dedik ki bugün örneğin ne dedik bugün söyleyeyim sizlere. Okuyayım sizlere yani ne dediğimizi. Gündem Kıbrıs'ta ve Gıynık'ta yazdığımız köşe yazısında sakin olalım. Cenevre'yi bir
görelim. Çilek satılmıyor, gazetelerden haberler. Portakal ucuza kapatıldı ama yine de şükür patates tarlada kalsa da. Hellim mi? Ayıptır söylemesi, bizim dış işlerine kalsa, AB üzerinden satacaksak denize dökün daha iyi diyecek ya. Neyse, nitekim öyle oldu. Nitekim bugünkü tartışmalara bakıyorum. Hellim hallumi meselesini biz ne yazık ki satamayacağız gibime geliyor. Yani İngilizler I'm not exactly sure, yani kesin tam olarak emin değilim, tam olarak emin olmamakla birlikte, Kamilciğim yarın açık mı randevu alayım geleyim, saçları uzadı. Tam olarak emin olmamakla birlikte denetlemeyi Rum yapacak. Hükümet benim diyor. Yani yüzde ne kadar keçi, yüzde ne kadar koyun, yüzde ne kadar inek sütü koydun ve toz karıştırdın mı karıştırmadın mı? Yani mangala koyduğunda hellimi olman da gider aşağı. Bazıları gider ama meriç gitmez tabii ki. Söyleyelim onu. Şimdi bu işe fazla girmeyelim ama bu hellim işi karıştıracak. Başka ne dedik? Uyuşturucu çok arttı dedik. Kaçak et gazetelerde, insanlar işsiz. Ve insanlar çatır çatır, genç insanlar boşanıyorlar. 9 yaşındaki kız çocuğu babasına, baba senin işin yok, bana nasıl bakacaksın, ben seninle kalamam demeye başladı. Ve bir yanda da pandemi, okullar açılsın mı açılmasın mı, özel okullar açık değil, devlet niye değil derken, bir şey söyleyeyim sizlere burada, çok önemli bir haber. Türkiye'de, çok yüksek riskli kentte yüz yüze eğitim kararı alınıyor. Nasıl olacak bu iş? Çorum'da yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Çorum valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte ana sınıf, ilkokul 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiğini belirtti. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da ise Avni Çakır hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma. Çok özür dilerim COVID. Sıkı tedbirler alacaklarını belirtti. Ama Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayının artması nedeniyle kırmızı oldu. Bu nedenle yeni kararlar alındı. 8, 12. sınıflar, ana sınıflar ve ilkokullar dışında kalanlar yüz yüzeden tekrar eğitime geçecekler ama yüz yüze eğitime devam edilecek burada. 8 ve 12'de. Neden? Çünkü çok önemli. Biz devam edelim. Biz ne diyorduk? Özelde 12. sınıflar tam kadro, devlette sıfıra yakın. Bu da çok önemli bir sorun. Ve çözülmesi lazım. Siyaset yapmadan çözmek lazım. Siyaset yapmıyoruz. Sağlıkla alakalı çözelim diyoruz. Siyaset yapmıyoruz, sağlıkla alakalıysa kokteyl ertelenecek diyoruz. Kokteyl olmaz diyoruz, sağlıkla alakalıysa diyoruz. Evet, sendikalarımız da tabii ki bir alem eğitim konusunda. Çünkü özeldeki öğretmen %96 gidiyor çocukla birlikte, devletteki öğretmen çocuklarla birlikte %10 gidiyor. Yazık. Çünkü aileler perişan ve en önemlisi geleceği gençlerin ve ülkenin karanlık. Beri tarafta tecavüz aklımızı aldı başımızdan. Amca oğlu dayı oğlu 14 yaşından beri olmaz böyle bir şey. Ve daha da önemlisi Güzelyurt Hastanesi yarım, Girne Hastanesi gronk işine takıldı. Görüyoruz. Müteahhitler Birliği Başkanı bile işin içinde. Ve arkadaşlar, vazgeçin. Yasa ne diyorsa onu yapın. Yasa ne diyorsa, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı diyor ki açtım ben bunu. Girebilecek olanları belirleyecekler ve girecek. İdare edin de bu da girsin, idare edin de o da girsin. Neçin? Büke büke götürecek bütün ülkeyi çünkü. Olacak gibi değil. Ha
Güzelurt Hastanesi'ni bıraktık artık. O çürümeye terk edildi. Girne Hastanesi'nde ne olacağı belli değil. Başbakanlık 500 yataklı hastaneden bahsediyor. Türkiye'den gelecekler. Bize 500 yataklı hastane yapacaklar. E peki Güzelurt Hastanesi ne olacak? Sevgili Ali Pilli, I love you ama sen ne yapan? Gezen bütün yerleri. Ne yapıyorsun, Cumhurbaşkanlığına adaysın sen de başkaları gibi. UBP'de yeni yeni Cumhurbaşkan adayları da var. İlginç, çok ilginç. Geçeceğiz o konuya da bir gün inşallah. Şimdi, oysa Cumhurbaşkanı orada duruyor ve UBP'li yani. O da ayrı bir mesele. Neler biliyorsun bu konuda Serhat? Çok şey, çok şey. Şimdi, Ali Pilli kaç defa dedi ki, bu sene, bakın okuyayım sizlere, bu yıl Güzelyurt Hastanesi bitecek. Ali Pilli. Yazın bunu şeye, Google'a. Size karşınıza Gündem Kıbrıs çıkar, BRT çıkar, Kıbrıs Time çıkar. Pilli, Güzelyurt halkına söz veriyorum. Hastane bu yıl gidecek. İşte bizim aklımızla dalga geçiliyor olmasının adı budur. Bakın, 10 Haziran 2020 Çarşamba günü. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt'ta inşası devam eden hastanede binada incelemelerde bulundu. Güzelyurt Hastanesi inşaatını gezen Bakan Pilli, hastanenin bu yıl içinde tamamlanacağını vurguladı. Sağlık Bakanı, Güzelyurt Hastanesi'nin bitmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Bakan Pilli, 2020 yılının KKTC için sağlık yılı olacağının sözünü verdiğini de söyleyerek, bu yıl içinde hastanenin bitirilmesi için ihalesine çıkılacağının müjdesini de verdi. Hastanenin bitirilmesi için Bakanlar Kurulu tarafından karar alındığının altını çizen Bakan Pilli, yeni Güzelyurt Hastanesi'ni 2020 yılında Güzelyurt halkına armağan edeceklerini söyledi. Allahümme salli ala. Salavattır bu. Çok güzeldir, çok duygulandırır beni, çok hüzünlendirir. Seyyidina Muhammedin abin ve ala. Çok çok severek okurum. Ama ne diyorsun Sayın Pilli? Bakanlar Kurulumuz, Başbakan Ersin Tatar'ın önderliğinde Güzelyurt Hastanesi'nin bitirilmesi için karar almıştır. Devam ediyorum. Ayrıca Girne Amerikan Üniversitesi'nden alınan hastane bir de pandemi hastanesi. Dolayısıyla bu muhteşem eseri biz bu yıl içerisinde hükümet olarak Ersin Tatar'ın başkanlığında Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Güzelyurt halkına bunu 2020 yılında armağan edeceğiz diyor. Güzelyurtlu Armağan Can'dan meclis başkan yardımcısı oluyor. Bir armağan var. Güzelyurt'tan bir armağan var. Ama hastane eğri durur. Sonra başbakan çıkar der ki size 500 hastane, 500 yataklı bir hastane yapıyoruz sizlere. Ben bunları söylediğimden olurum. Şarlatan, Rumcu, Rum sevici, akelci, başka satılmış, hain, vatan haini. Yani ben hepsini kabul ediyorum. Hepsini. İsviçre'de, İskoçya'da, Almanya'da mülklerim var. Almanya'da şatom var. Hadi gelin. Peki sizin hastaneniz var mı? Yok. Yalan söylüyor musunuz halka? Evet. Ben aday değilim. Ben milletvekili adayı değilim. Ben bir şey değilim.
ara seçim mara seçim ben bir şey değilim. Ama siz bir şeysiniz. Siz hepiniz adaysınız, daha gezersiniz. Gene seçilmek istersiniz. Ne yapalım yani? Söyleyin ne yapalım? Evet, şu anda beklemedeyiz. Neden beklemedeyiz? Devam edelim okumaya. Sakin olalım ve Cenevre'yi bekleyelim. Her şey pahalı, döviz patladı. Hani biraz önce zaten okumuştuk sizlere. Onu da Türkiye çok ekonomik olarak sıkıntılı. Akmazsa damlar dedik, hoş geldi, sefa geldi ve turizmdeki bu kapanmalı açılım falan filan bir şey değil, devam edin, ona da sıkıntı yok, inşallah bulaş olmaz. Aşı da geliyor 2 gün sonra dendi, sıkıntı yok, devletin kasası boş, hayat pahalılığı ödenmeyecek. Geçtim bunların hepsini geçtim, hızla yoksullaşmayı geçtim. Vatanımda, vatanımı hayatında görmemiş kişilerin bana vatan hainliği basmasını da geçtim. Sakin olalım. Cenevre'yi görelim. En iyi cinsinden av köpeciği olan Kıbrıs belosu gibi fermada bekleyelim. Birileri sanki sakin olmamamızı istiyor. Birileri bizi birbirimize düşürmek peşinde. Çok önemlidir bu. Mesela bir hukukçu diyor ki, işte Ersin Tatar'a oy verenler utansın. Bir dakika, bu bir demokrasidir. Niye utanacağız ki? Ben hiç utanmıyorum. Bekleyeceğiz bir süre daha. Çünkü bence sizin söyledikleriniz de yanlıştır. Sizin söyledikleriniz da yanlıştır. Ersin Bey yanlış yapıyor olabilir. Seçimde bir daha oy vermeyebilirsiniz ama bekleyin. Bekleyin bir görelim Cenevre'yi. Cenevre bir ay sonra çok önemli. Bir görelim. Çünkü ortada çok ciddi komplo teorileri var. UBP'de çok büyük filmler dönüyor olabilir. Büyük filmler. Bekleyelim. Bizim birileri ikiye bölünüp ortadan kopmamız arzusundadır. Bu yüzden bekleyelim. Buna fırsat vermeyelim. Lütfen. Cenevre'yi görelim, izleyelim, bakalım, iyi analiz edelim. Sonrası mı? Sonrasında bakarız canım. Çünkü neden? Söyleyeyim sizlere. Burada aklıma gelen, biraz da hafif harita karıştırdım. Bir yığın köyün adını yazdım. Lefkoşa'dan Zahargaya, Yenağıra'dan Gorovya'ya, Luricina'dan Malya'ya, Gandu'ya, Muttayaga'dan Pendagomo'ya, Gufez'den Piskobu'ya, Gırnı'dan Mavrilli'ye, Mavrilli mevzisine, Larnaka'dan Lefke'ye, Anglisia'dan Aysozemono'ya, Dali'ye, Bodamya'ya, Mennoya'ya, Dramolakşa'ya, Fota'ya, Tera'ya, Arodez'e, Anglisia'ya, Dimi'ye, Paramal'a, Polemitya'ya ve daha sayamadıklarıma. Biz bu köylerde direndik. Anladınız? Omuz omuza. Açta kaldık. Vatan dedik. Nice şehitler verdik. Ve şehit çocuklarını ne yazık ki Avustralya'ya, İngiltere'ye, Kanada'ya göç ettirdik. Onun için kimse şehitler üzerinden, hele hele de şehitler üzerinden trolcülük oynamasın lütfen. Bize kimse tarihimizi öğretmeye kalkmasın. Please ha? Lütfen. Kokteyllerinizde coşacaksanız coşun tabii ki, o da ayrı bir mesele. Coşun. Ne diyor ünlü filozof Cem Yılmaz? Hayat boş diyor. İstersen
benzin şey bisiklet lastiğini pompala coş. Hayat boş, pompala coş. Ne istersen yap ama bana tarih dersi verme, hele Kıbrıs tarihi dersi hiç verme. Lütfen, please. Afiyet olsun, şeker bal olsun ama dersleriniz dursun. Biz geçmişimizi çok iyi biliyoruz. Evet. Efendim, selamlarımızı iletiyoruz. Evet, sağ ol, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sen de diyor belli ettin mallarını, sadece külçe altınlar nerede onu söyleme. Bu haramiler saldırırlar. Neler çektin eridene kadar Hitler'in altınlarını, hani o kayıp diye hala aranan külçe altınlar. Halilciğim, bilin o Hitler'in altınlarını nereye götürdük. Ya sakladık onları, söylemem ama. Ne Çingirne Kalesi'ni isterim senelerdir. Var içinde bir şeyler. Var, gazacayık, edecek falan ama bize verincalar. Sağır Bahar Sancar, teşekkür ederim. Şimdi hakikaten Girne Kalesi'ni bana verir misiniz lütfen? Kıbrıs usulü, sizden olacağım. Anam ah, Raif Erdal, Ahmet Aydın, Hasan Yalınca. Sağ olasın Hasan Yalınca. Hüsniye Emel Özer, ne kolaymış insanları karalamak ve kendi düşünceleri dışında düşünceye zerre kadar saygısı ve tahammülü olmayan ne çok kişi varmış. Kıbrıs Türk'ünü zerre kadar tanımayanlardan tutun, içimizdeki insanların yıllarca birbirine destek olan iki lokmayı bile paylaşan, badirelerden geçen nesillerden hiç haberleri yok. Bunları okudukça utanıyorum ve geçmiş için pişmanlık duyuyorum. Bugün hellimle ilgili yazılanlar da garip. İstenilen kalitede hellimin üretilemeyeceğinden, denetimden geçmeyeceğin endişesi ne kadar üzücü. Güney kaliteyi yıllardır bozmadı, biz niye bozduk diye kendi kendimizi sorgulayacağımıza, konuştuğumuza bakar mısınız? Hüsniye Emel Özer, sağ olun. Evet, biz korkuyoruz Serhat. Berber merber yok. Daha geçen gün gittin berbere. Biz daha bir yıl geçti. Yenağara'da otururuk. Sağlıklı yaşa. Fatoş Kerimoğulları. Yenağara'ya selamlar. Yenağara'ya selamlar. Nergisli. Kubilay Mert Tuna. Bugün Hasan Taçoy, UBP'nin TMT'nin devamı olduğunu söyledi bir kanalda. Well, well, say no more diyor Kubilay Mert Tuna. Evet, Nilay Derviş, denetlemeyi bağımsız bir Fransız firması olan Büro Veritas yapacak diyor Nilay Derviş. Kabul etmeyiz. Biz denetlemeyi kendimiz yaparak mangalda. Ne demek Nilay Hanım? Hiç olur mu? Evet, bu da var tabii ki. Efendim, ne diyorduk? Ne diyorduk? Tabii çok üzüldük. Hasan Beyer müdürümüz, emekli polis müdürümüz bugün toprağa verildi. Genel müdürümüz Ahmet Soyalan ve Başbakanımız Ersan Saner cenazeye katılanlar arasındaymış. Gündem Kıbrıs'ta okuyorum. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Bütün ailesine, polis camiamıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ve Jack Straw, İngiltere'nin eski İçişleri, sonra Dışişleri Bakanı'ydı. Jack Straw, övünmek gibi olmasın, Jack Straw'la tanışırım. İngiltere'de bulunduğum yıllarda Dışişleri Bakanı'ydı, İçişleri Bakanı'ydı, sonra Dışişleri Bakanı oldu. Birkaç defa konuşma yaptığı toplantılara da davetli oldum, gittim gazeteci olarak da, seçmen olarak da tabii ki İngiltere'de. Hatta İrlanda'da Avrupa Birliği zirvesine de gittim. Tasos Papadopoulos'un cumhurbaşkanı olduğu zirvedir bu, güneyde. O dönemde Jack Straw yine Türkiye'ye çok yakındı. Tabii Türkiye ile ticaretten dolayı çok yakındı ve
Bunu artık şu anda da görmek lazım. Brexit sonrası İngiltere'nin Türkiye ile ilişkileri çok iyi olacak. Jacques Strouw'un açıklamalarında aslında buna işareti bir kez daha görüyoruz. O zamanlarda bir hafiften bir skandal olmuştu. Çünkü Tassos Papadopoulos aslında Rum liderlerin Glafkos Kleridis'i de tanıdım. Röportaj yaptım. Tassos Papadopoulos'u da Dimitris Christofias'ı da Cumhurbaşkanı olarak ve tabii ki bir sürü liderle röportajlarım var. Magarios'u yetişmedik. Gipriano'yla hiç karşılaşmadım. Spiros Gipriano ile karşılaşmadım. Vasiliu'yla çok sohbetim bile var kişisel. Lisaridis ile var. Var bir sürü var ama Tassos Papadopoulos'la Dimitris Christofias'ın ikisi de toprakları bol olsun öyle hafif bir Guspo tarafçıkları vardı yani. Guspo dersem ağır ama gider. Wordo dersem gene olmaz, ağırdır. Osko dersem gene olmaz. Horgadi deysem olur. Horgadi biraz tutar. Tassos Papadopoulos biraz da Clark Gable modelciydi. Öyle uyucuklar mıyucuklar pantoloncuk. İrsen Küçük de aynı pantolondan giyerdi. Allah rahmet eylesin. O dönem, o jenerasyonda o önden cepli pantolonlar nedeniyse terzi değilim anlamam ben. Vardı çok. Derken Tassos Papadopoulos Jacques Strouw'u gördü. Koridorda yürüyorlar. Your Excellency the Ambassador of Turkey is coming dedi. Duydu bunu Jacques Strouw. Ve biraz skandalcık olduydu yani. Türkiye Büyükelçisi, Excellence'ları Türkiye Büyükelçisi geliyor dedi. Jacques Strouw için Tassos Papadopoulos. Ya Rumların bu tür baskı yöntemcikleri vardı aslında. Hala var. Bizdeki troller onlar da eskiden Dibodizo usulü giderlerdi dümdüz. Su akar Dibodizo'dan akar, su yoldan alır gider götürür. Ama İngiltere'de bir garip durum var. Tabii İngiltere'nin bugün sabah Sayın Ergün Olgun da aynı şeyi söyledi. İngiltere'yi ilgilendiren kendi üstleridir, kendi çıkarlarıdır Kıbrıs sorununda. İşte bu kendi çıkarları içerisinde Türkiye ile ticaret ve bu kendi çıkarları içerisinde Türkiye ile turizm tabii ki Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Her türlü şekilde ilgilendiriyor. Aslında İşçi Partisi buna tepki gösterdi. Bugün sevgili Zorlu Cezaroğlu'nun gazetesi North Cyprus UK'de Strouw'un Kıbrıs ile ilişkili açıklamalarına İşçi Partisi'nin Kuzey Londra Milletvekili Bambos Haralambos herhalde tahmin ettiğiniz kökeni nerelidir? Köken olarak isimden Bambo Haralambo. Evet. Kıbrıslı Rum kökenlidir. Ve Fabian Hamilton, Strouw'un partinin üyesi bile olmadığını söylemişler ve İşçi Partisi'nin Kıbrıs'ta iki kesimli federasyon çözümünü desteklediğini. Şimdi iki toplum, iki devlet, iki federasyon şu bu. Biz bu hafta bu konuyu konuşacağız. Şu anda programı bitiriyoruz. Yarın sabah Özdil Nami ile sohbet edeceğiz. O da bu işlerin çok içinde, çok bilgili bir arkadaşımız ve Perşembe sabah da yine bu işlerin çok içinde, müzakereler işinde Sayın Kudret Özersay, Halkın Partisi milletvekili, onunla da sohbet edecek, genel başkanı tabii ki hocam aynı zamanda. Onlara da bu soruları soracağız tabii ki ama bazı şeyler Sayın Ersin Tatar'ın söylediği gibi de olabilir. Ne diyor Sayın Ersin Tatar? Israrla üzerinde durduğumuz egemen eşitlik temelindeki tezimiz dünyada yankı bulmaya devam ediyor. Tezlerimiz yankı buluyor demiş. Bunu işte bekleyip göreceğiz. Nerede göreceğiz? Müzakerelerde göreceğiz. Müzakerelerde bakacağız, bu işi takip edeceğiz. Bayarkis Piskoblu, Allah iyiliğini versin, sızılar girdi karnıma. Ne yaptın be Bayar? Çık üstüme yürü dedi Bayar. Biraz masaj yapma dedi. Yatıp yat dedim ya, asfaltın içine yattık. Ben de bastım sırtına. Yürüdüm bzz, bzz diye sesler çıkardı o saat. Ne çıktı bilmem karnından ama 144 kiloyum. Bayar da ya 55'tir ya da 60 yani Allah aşkına sevgili Bayar Hüskovulu başkanımız. Şaka yapıyorum tabii ki. Bayar'la biz belki de aylardır görüşmedik ama
Özledim seni Ali Corcu, Caner hocamı tabii ki inşallah uygun bir zamanda, uygun bir yerde, uygun bir şekilde karantina koşullarımızı da şey yaparak ne derler? Karantina değil be. Ne derler? Pandemi şeylerini. Ama şimdi 1 Nisan akşamı kokteyl yapılırsa ben zaten ilk fırsatta bir yerde bir kokteyl düzenleyeceğim. Kalabalık böyle bayar geleceğim. Kalabalık. Parayı da sağ ederim yani sonuçta belli olmaz. Aldın. Neyse. Şaka yapıyorum. Ama yani buluşalım meyhaneleşelim anlamında şey olarak ben zaten içmem de içki içmem yani. Asla hayran. Yok öyle bir şey. Yani şu anda içmem. Tabii ki içmem. Yani biraz sonra belki. Evet tekrar gözlükleri takayım. Çok çok teşekkürler. Tema Yavaş, Londra'ya selamlar. Evde bizi hem düşündürdün hem güldürdün. Görem beni deli zannedecek tek başıma diyor. Aman anam Allah acısın sizi. Selamlar Fatoş Kerimoğullarına. Tekrardan Rahif Erdal'a Angolem Elye diyor. Yalandır be abim. Yalandır. Elye'ye çok selamlar. Angolem'e çok selamlar. Dünyanın en güzel köyleri. Evet. Galaya Kıbrıs işlerinden sorumlu bakan da gelecekmiş. O nedenle gala yapılacak. Ancak yarın saat 13'te CTP galanın yapılacağı önünde eylem yapacak. CTP 13'te eylem yapacak diyor bir arkadaşımız. Sevgili Metin Ziya Güngör attı bize bunu Mausa Haber Ajansı'ndan. Sağ olsun. Tabii ki gelsinler saygımız sonsuz ama biz karşıyız bu gibi işlere. Neden karşıyız? Bizde yasak da onun için. Nasıl bir galadır bu? Yani nasıl? Şarkıdır. Bu gala taşlı gala, cıngıllı taşlı gala. Öyle miydi o şarkı? Korkaram yar geç gele. Neydi öyle miydi o şarkı? Her neyse nasılsaydı biz programı yedik bitirdik. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Yarın sabah 07.30'da burada olacağız. Tekrardan inşallah ve de maşallah. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Süveyş kanalı açılmış. Gemilerim vardı beklerdi biraz önce. Onu da ayrıca belirteyim. Filom var. Filom. Filom. Yazdılar ya geçen gün. Stellios Vakfı'ndan para alır diye. Stellios Vakfı'ndan para almam. Stellios Vakfı'na parayı ben veririm. Anlatayım sizlere. Bir gün onu da anlatırım. Gemilerim var. Bu Stellios Vakfı bilirsiniz. Stellios Hacı Yuhannu'nundur. Bunlar nerelidir bilir misiniz? Platres. Burası da. Lefkeliler bilir. Muhteşem İsviçre gibi. Lefke'den Aplış'tan çık yukarı Maratasa Vadisi. Şimdi emekli tuğgeneraller falanlar bilmez oralarına. Bize ders verirler tarihinden ilgili. Allah iyiliklerini versin. Allah onlara sağlık ve mutluluk versin. Evlat, torun sevgisi, her şeylerini versin. O ayrı bir mesele. Ama çık o Maratasa Vadisi'nden o bir tarafa yukarı. Yemyeşil tepeler, çiçekli dağlar, cennetten bir köşe, yurdun her yanı asıl orası için yazılmıştır bu marş zaneden. Ve o saat aklına gelir o bir şarkı. Benim yurdum ikiye bölünmüş ortasından hangi yarısını sevmeli insan? O platres o bir yarısında kalır yukarıda kar yağar kışın sular akar falan. Bu Stellios'un babası ondaydı. EasyJet be EasyJet anlar gemiciydi. Zora girdi bir gün beni aradı. Dedi giriye Serhat. Dedim buyur. Tarafli mure dedi. Yani biz de biraz aşağıda dillirik adam. Hafif. Lefke'de doğduk ayrıca yani o bölgede daha doğrusu. Gaziveren, Lefke, Penda'ya onlar biraz yukarıda. Dedi be Serhat dedi. Anılarımı anlatayım sizlere. Yalan söylemek ekranda yasak mı? Yalan olsaydı siyaset ölürdü. Yasak olsaydı yalan. Hepsi söyler. Ben söylersem ne olacak? Neyse aradı beni bu Stellios'un babası dedi gemiler dedi zorda kaldı mazot isterim ne yapacağım?
Bizim de o zaman İsrail'de rafinerileri var. İsrail'de Mossad verdiği hediye olarak. Efendim 12, 17, 20 oldu. Bu hikayeyi hatırladın. bir gün yarın salacak insanlar üstümüze, bizden bu zor dönemde borç morç para isteyecekler. Efendim sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum sizlere. Çok güldürdünüz beni bu akşam. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Bu program beni bugün çok neşelendirdi, çok keyiflendirdi. Sayenizde çok keyiflendim, çok güldüm. Son dakika bakayım, mesajlar falan varsa gözlük takmasak olmaz. Tarkan aramış beni. Bugün gündem Kıbrıs'ta söyledim de o gün öyle söylüyorlar. Fatoş Hanım, Fatoş Kerimoğlu'lar herhalde izledi. Yani bir de Tarkan beni mahkemeye verecekmiş. Daha güzel sesim var diye ve sahneye daha hakimim falan diye kızdı. Daha yakışıklıyım diye. Zarife Dişer, çok çok sağ olun. Bayar Piskobulu, sağ ol tekrardan kardeşciğim. İyi günler diliyorum herkese. Bizi izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Yarın sabah 07.30'da inşallah buluşuruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.